Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara suresi 159. ayet. Estaizu billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ Elbette biz kitabda insanlarga beyan kılgenden kin hem açı hüccetler ve hidayetten ibaret bugen bizlerinin çürgen nesemizini yaşradigan kişiler, o'shalar ularni Alloh la'natlaydi ve bütün la'natlaguvchilar ularni la'natlaydi. Suyutining tafsiri va nazala fil yahud. Bu oyat yahudiylar to'g'risida nozil bo'ldi. Innal lazina yaktumuna an-nasa albatta shunday kishilarki insonlardan yashiradilar. Ma anzalna minal bayyinati wal huda. Bizni tushirgan açı hüccetlerimizi ve hidayet, yani hidayetten ve açı hüccetlerden ibaret bugün çürgen, nazıl kıyan nersemizdi. Ki ayeti racmi, mesela racim ayeti yokşar. Yahudiler racim ayetini yaşırdılar, yaşır yaptılar. Ve nati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed aleyhisselamın sıfatını hem yaşırdılar, yaşır yaptılar. Min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi at-tawrati kitobda ya'ni Tavrotda bu ilmlarni biz insonlarga bayon qilganimizdan keyin ham ulayki la'anuhumullohu o'shalar ularni Alloh taolo la'natlaydi yub'iduhum min rahmatihi ularni Alloh taolo o'zining rahmatidan uzoqlashtiradi va yal'anuhumul la'inun va ularni la'natlaguvchilar la'natlaydi الملائكه والمؤمنون فرشتلار ومؤمنلار لعنتليدي او كل شيء بالدعاء عليهم باللعنه يعني هر بر نرسه ularga baddua qilib la'natlab duo qiladilar baddua qiladilar kengroq tafsiri Alloh subhanahu va taolo bu oyatda haqni yashiradigan kishilarni xabar beryapti va ularning jazosi ularga og'ir baddua bo'lishligini ham xabar beryapti. Nozil bo'lishligining sababi to'g'risida ixtiloflar bor. Ba'zi ulamolar mana yahudlar to'g'risida nozil bo'ldi deyishadi. Yahudlardan ba'zi narsalar so'raldi, ular yashirdi. Shunda bu oyatlar nozil bo'ldi. Ba'zilar esa buni zikr qilmaydi. Bu yahudlarga xos emas. Mana oyatni ko'ryapsiz, ochiq. Va hech kimga xoslanmagan. Hech kimga xoslanmasdan bütün yaşırıcılarını uzun içine aladigen halette zikir kılıyordu. Şunun için bütün yaşırıcılar kırkete uğradı. Şimdi bu ayetini aldığı ayetlerle ne alakası var? Alakası şu ki, ötken ayetlerde gördüğünüz Allah-u Teala hemen seni mükemmel beyan kıldı. Kur'an-ı hadisi yeri geçtik. Fakat yine Allah ve Resulü itaat kılıçlık kançeri vacibliği, lazımlığını zikir kıldı. Ve bütün bahanelerini, bütün üzürlerini dert kıtışadı. Hiç kimden korkmuyorlar dedi. Her kendi halette istikamet kılıyorlar. Vatanatlen türüyorlar dedi. Her meneşe atışasınca bayan kılındı. Hatta buyruk verdi. Ve Hacer anamızı bana misal kılıp gösterdi. Şimdi şundankine insanlardı göre yapıp ki amel kılışma yaptı. İnsanlar düzelme yaptı. Demek ki nima uchun tuzalma yaptılar? Nimaga o'zgarishma yaptı? Mas'ullar yashiryapti. Mas'ullar haqiqatni yashiryaptilar. Mas'ullar deyapman, avvalo olimlar. Mana shu haqiqatlarni ulamolar yetkazishligi kerak edi. Ilm ahli da'vatchilar insonlarga yetkazib, eslatib turishlik kerak edi. Ulardan talab qilish kerak edi. Ular buni teskarisini qilib, ulardan yashirdi. Yashirishda ikki xil bo'ladi. Biri haqiqatdan yashiradi. Bilishligini xohlamaydi, ikkinchisi bilib turib aytmaydi. Yashirishni niyat qilmaydi, lekin aytmaydi. Aytmasligi ham yashirishlik hisoblanadi. Chunki bir odamni shariatga xilof amal qilyapti deganligini ko'rsangiz,
Demek ki o özüge zulüm kılıyaptı, şeriatke zulüm kılıyaptı, bütün İslam'ge zulüm kılıyaptı. Bunu zulmünü görüp durup, kandaya kılarsınız, sükut kılarsınız, inlemeyesiniz. Ayetmezliğiniz bilen, bana bu zulümde yaşını yaptırırken burası. Belkide yaptırırken burası. Şunun için, bazı insanlar da bilinçliğini haklamazdan yaşırdı, bazıları ise, ben kendime deydi, ayetmeyim ben, ne ki başımı ağırdı, benim adamlar düşman buladı, dedi de haklı yapırmaydı. İkilesiyem Allah'ta lanetli yakaladı. Şimdi hakikaten yaşırıcı adamını, mel'unluğunu düşünüş asan. Lekin azı ben davet kısam, haklı yapırsam, adamlar beni yaman görüp kaladı, düşman buladı. Neme kalemi azım gözüm musibet alıp, digen kişiler neme ki mel'un buladı da siz, ötken derslerde mertibindir. Ben İsrail Maymun Tomuz gelenip kagende ettim, üç kısımda bölündü insanlar. Böyle günahlı geldiler. İkincisi uladı rad kıyanlar, üçüncüsü uladı rad kımayanlar. Şu rad kımayanlarken günah kımayanlara maymun tomuzga aylanıp kaldı. Ve o şeyde ben ettim ki, münkerde körüp inlemesiz, sabırksız, onge karşı çıkmasız, şu münkerge ben beraber şerik olasız. Günahıge, kesafetige, felaketige, bütün yamanlasızige siz ben beraber şerik olasız. Şunun için münkerde körüp etmeslik, lanetke alıp baradigen mesela, mel'unliktir. İslam hakta yaşadigen dinmez. İslam mengenime, uzu biledi de deydigen dinmez. İslam hakta öğrenip, amel kılıp, davet kıladigen dinmez. Davet kılıçlık iskerek. Davet kılmasız, insanlarda çakırmasız, yaşlıkke büyürmesiz, Allah'ta lanetige kalırız. Mesuller, evvela alimler, bundanki mensebdarlar, bundanki mesela ateler, aneler, farzandlarige eğitme yaptı. Mahallenin bu sefitleri, reisleri, mahalledekilerine haklı yapırma yaptı, uladı mümkünden kaytarma yaptı. Hükümet, rehberleri, padişahlar, vazirler, adamlardan haklı yaşırışı yaptı, mesela İslamlı. Ve uladı mümkünlerden kaytarışma yaptı, belki mümkünlerine yol açıp biri yaptı. Yahud Nasraniler İslam'da haklılığını bilip durup, nahaklılık gösterdi yaptı. Muhammed Aleyhisselam'ın haklılığını bilip durup, nahaklılık gösterdi yaptı. Kur'an'ın hak kitabı kendini bilip durup, nahaklılık gösterdi yaptı. Ve bunlar hepsi bana şu hakkını yaşırıcılardır. Dünyada böyle yaptırken bütün fesatlarına şu hakkı yaşırıcılardırken insanlar ayıplar. Şunun için Allah-u Teala bunu zikir kılıyordu. Gayet yaptı ki, bunlar yaşırıcılardan ne enzemle, bizi çürüyen meselelerimizi, Allah'ın huzurundan kıyken derse en katta nimetti yaşırıcılardırlar. Ve Allah tarafından kıyken derselerini ve minel beyinat, açır hüccetler. Yaşırıcılardan derselemez ki, bu ölgenip, meza kılıp, kursan bulup, sevinip, şükür kılıp, amel kıladırken, başkalarıyken ürget edilmezse, açır hüccetler, müstahkem, kavi, güçlü hüccetler, deliller, ilimler bunlar, mucizeler, velhuda, hidayettir. Doğru yol, doğru yolu nemeye yaşır yapsan? Nemeye doğru yolu adamlara gitme yapsan? Nemeye insanlara doğru yolu körsetme yapsan? Zulüm ki bu. Allah tarafından hemmeye cüretilgen sana sen nemeye yaşır yapsan? Ve bu yaşır yaptırgenlerde kabahati fakat yine bu yemez. Doğru yolda yaşır yaptırgenliği, açık, güzel, mükemmel ilimlerde yaşır yaptırgenliği, ve Allah tarafından hemmeye kegen nesanı yaşır yaptırgenliği, üç daha kabahat mı? Törtüncüsü yan var. Min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâbı. Kitapta insanlara onu bayan kılıp deyirgenimizden kiyin hem diyor. Bu bayan kılıngen bu. Senin yaşırıcılığını aslında hiç kendi zararı yok. Sen min yaşırgenin bilen bunlar tavkalgen bütün insanlar eşitip bugün. Hazır bana Müslümanların da cemiyetini körü yapsız, ayarlar hicabsız yürüptü. Siz hicabda farzlığını etmeyi yürsüz, yaşırıp yürsüz. Siz ne madde böyle yapsın? Hiç kim bilmedi böyle yapsın. Köçede yürüyen, yarım yalangaç yürüyen, cahil kızlardan söyleyen hicabda hükmünü bilsin, farz değil. Hicab farz değil, hicab borç değil gerek. İslam'da hicab var değil. Öyle de olur. Ayetliğinden, Allah-u Teala kitapta insanlara bayan kılıp verirken, peygamberler mükemmel bayan kılıp verdi ki. Allah ki hamdar busun. Yani Allah-u Teala en mükemmel insanlarda peygamber kılıp derledi ki, bunlar Allah'ın bütün hükümlerini, Allah tarafından kegen bütün ilimlerde, bütün insaniyette yetkizip koydu. Siz şimdi yaşırışlıgız, fakat uziz uziz harkılışlıgız halas.
Varına sana bir kişiye, yaşarışke, yukatçılıkke hareket kılıyorsunuz. Yani. Bunda kabahat yanda. Allah ve Resulü'ne karşı can ilan kılıyorsunuz siz. Peygamberlerin düşünce mihnetini zayi kılıyorsunuz. Allah Teala'nın bu rahmetini, nimetini, çürüyen nesesini beyan kıyandan ki, bildirgenden ki, yukatçılıkke hareket kılıyorsunuz siz. Çünçelik törtte birbirinden bedder, kabih, hunik, necas amelleri kıyandaki için Allah'a diyebdi ki, ulaike yel'anuhumullah. O şeyler şunlu insanlar ki onlarını Allah lanetleydi. Yani yel'anu. Lanet mi yaptı? Lanetledi mi yaptı? Yel'anu lanetleydi diye. Daim lanetle uğradı Allah Teala. Onlarca lanet eti uğradı Allah Teala. Lanet ne mi diyene? Rahmetinden uzaklaştırıştık. Haydamak, kuulamak diyene. Allah Teala'dan uzak uğrar. Dünyada hem Allah'ın nazarından fayan. Allah'ta rahmet bereketinden mahrum bugün, daim Allah'ın gazabı, laneti yağadı bunge. Allah lanetle geldiği için bütün mevcudatlar lanetliydi. Yani la'inun. Suyuti ikide tafsir kirtildi. Farişteler ve mu'minler, ya ki bütün nesiler. İkide tafsir hem doğru. Farişteler, mu'minler birinci bunu lanetliydi. Ve bütün kainat bunlara lanet bulsun dedi. Yel'anu mene muzari bu kele yaptı mı? Lanetliydi. Lanetle uğradı. Bunlar bana şu cinayetini, günahını terk günüye kadar. Terk kılırsa ki lanet doktaydı. Şimdi siz savaş uğraşırız mümkün ki bu hakta yaşayıp yaptırıyor adamlar belki namaz han bu sence iyi. Bari bir melun. Allah lanetle uğradı. Ruza tutu yaptırıyor bu sence iyi. Durumu ruza tutu yaptırıyor bu sence iyi. Bari bir Allah'ını lanetle uğradı. Zikir kılıyıp duruyken bu seçeği, Subhanallah, Subhanallah diye duruyken bu seçeği. Kur'an okuyup duruyken bu seçeği siz, Yel'anuhumullah. Allah lanetle uğradı ona. Duyuyor mu onlarsa bu? Öyle mi ki ibadet kıyken vaktinde lanet doktat duradı böyle mi? Yukarıda hem kendi ki, Fezkuruni ezkurkumda. Beni zikir kıyla silahı zikir kılaman diye ayetini tefsir diye ettim. Kimi ki, günahkar haleti de Allah'ta zikir kısa, yani günahdan tavba kımestan. Günahdan tavba kımegen halette, günahkar halette Allah'ı zikir kısa, Allah onu lanetle zikir kılar. Bana ayette açık ettim yaptım. Yel'anuhumullah. Allah onları lanetleydi. Bunlar şu cinayetten tavba kılışadı, haklı insanları eytedi, mükellerden kaytarışadı, davet kıladı kulundan ki gelince, ötken hataları için tavba kıladı, kin Allah da onları keçirdi. Burası lanetle uğradı. Ve Allah lanetle geldiği için bütün kainat, onun mahluku, bunlar hem lanetliydi. Canı var, canını yok, hepsi lanetliydi. Kebair'de, hadis kitaplarında hem derslerde ettik. Bir insan, bana hakkı yaşadı gelen insan. Kim olsa bulsun. Yukarıda sana gelmemiz diye, mülle mi, damla mı, alim mi, imam mı, padişah mı, reis mi, aile rehberi mi, mahalle rehberi mi, kafirlerden buygen mi, Müslümanlardan buygen mi, kim olsa bulsun. Bunlarını hatta özünü üyü hem lanetliydi. Fakat bunge hasmez, günahkar, Allah'a isyan kıyan adam. Hangi halette olsa olsun. Sudkollik bilen, ya zina bilen, oğurlik bilen, zulüm bilen. Başka kendi günahları ki kıladigen olsa, özünü üyü hem lanetliydi. Özünü üyü hem etedir ki siz tezak ölseyin de senden kutursak değil. Çünkü bunun üstüne lanet yağı yaptı. Ve şu insan asmanının hayrını mukabil ediyorsa, o şey asmanlar bunu lanetle uğradı. Sen tezrak ölsen de senden kutursayız. Çünkü sen hakka basın, senin üstüne lanet yağı yaptı. Seni toğrenge boyan kısmından Allah'ın laneti ötüp geliyordu. Men seni kesafetine kap geçişten korku yapmam dedi. Yeryüzü hem şunu ayırdı. Beni hayrımge basın, senin sebebinden lanet geliyordu şu yöge. Uzunlu üyüdeki bütün hayvanları, mal koyuları lanetliydi onu. Haşaratları geçe lanetliydi. Yani haşaratları geçe. Buna ya insanın mel'un buluştuğu gibi lan rahmet, bereket kesil yaptı mı, buhta yaptı mı? Rahmet, bereket kemeye gelden ki uzduğuzu yağmurlar kemeye yaptı. Yağmurlar kemeye gelden ki üsümlüklerinin kuruşuzluğu başlanadı. Meyve çeveler kuruyu başlayıdı. Susuzluk başlanadı. Susuzluktan hayvanlar, kuşlar, haşaratlar hemen kıyneler. İnsan özü mahsus gidişleriye su havalı hiç kimye bilmezsen içişi mümkün. Peki başka canlılar kıyneler de ki, bunlar etedir ki şu yağmurdu kesilişi kesabakçı bu yani.
rahmat barakatli nozir bo'lishiga, man bo'lishiga sababchi bo'lgan kishilarga Allohning la'nati bo'lsin. Tezroq ular halok bo'lsaydi deb duo qilishadi keyin ular. Butun narsalar. Ko'chalarda yurganingizda qaysi daraxtni oldanasiz, daraxt la'nat aytadi sizga. La'nat bo'lsin sizga deydi. Haqni yashirishning shu darajada yomon narsa. Shuning uchun haqni yashirib yurgan avvalo olimlar, ilmni da'vo qilib yurgan kishilarga shu oyatni jo'natinglar. Tayga tarjimasini yozib, muxtasar bir sharhlab jo'natinglar. Mana Alloh taolo imkoniyatni ko'paytirdi. Sizning vataniga bora olmasangiz, oldiga borib ayta olmasangiz, qo'rqsangiz, telefondan mesaj qilib jo'natib yuboring. Risola yo internetdan jo'natib yuboring. Jo'natib yuboring, da'vat qiling ularni. Bunday badbaxtlikni o'ziga sotib olmasin. Nima keragi bor arzimagan bir hukumat, arzimagan bir zolim, arzimagan boyni xursand qilaman deb Allohning la'natiga va butun mavjudotlarga la'natiga qo'yib ketyapti. Buni ustiga la'nat yomg'irdek yog'yapti. Qani la'natlar yomg'irini tagida yashayapti bu inson. Endi unga mansabni nima keragi bor? Pulni nima foydasi bor? Tanish bilish, shuhratni nima foydasi bor unga? Har kuni TV'ga chiqib milliardta insonga xitob qilyap turgan bo'lsa, gapirib turgan bo'lsa nima foydasi bor? Qanday foydasi bor? Shu haqni yashirib turgan, haqqa dushman bo'lib turganlarga nasihat qilinglar, da'vat qilinglar. Buni badbaxtlikni sotib olmasin. Dunyo oxiratda rasvo bo'ladi. 160-chi oyat. Illallazina tabu va aslahu va bayyanu fa ulayka tubu alayhim va ana at-tawwabur rahim. Lekin tavba qilganlar va isloh qilganlar va bayon qilib berganlar mustasno, ular boshqa. O'shalar ularning tavbasini qabul qilaman. Va men tavbalarni ko'p qabul qiluvchi mehribonman, deydi Alloh taolo. Suyutining tafsiri illallazina tabu raja'u an zalik. Lekin shu narsadan qaytganlar, tavba qilganlar, ya'ni haqni yashirishlikdan qaytganlar. Va aslahu amalahum va o'zlarining amalini isloh qilganlar. Va bayyanu ma katamu yashirgan narsalarni bayon qilib berganlar. Ochiqchasiga aytib berganlar. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ularni tavbasini qabul qilaman, aqbalu tavbatan. Tavbasini olaman deyapti. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بِالْمُؤْمِنِينَ va men mu'minlar uchun tavbalarni ko'p qabul qiluvchi mehribonman deyapti. Suyuti bil mu'minin degan qaydni qo'yyapti, chunki rahim sifati faqatgina mu'minlarga bo'ladi. Va faqatgina mu'minning tavbasi qabul qilinadi. Kofir inson islomga qaytmasa, islomni qabul qilmasa, qancha tavba qilsin, Alloh taolo uning tavbasini qabul qilmaydi va unga rahim sifati bilan muomala qilmaydi, rahmat sifati bilan muomala qiladi. Shuning uchun suyuti bil mu'minin deb qoslab qo'yiladi. Kengroq tafsiri yuqoridagi badbaxtlikni ko'rdingiz. Yuqoridagi oyatda zikr qilinganlar dunyodagi eng badbaxt insonlar. Endi shundan istisno qilyapti Alloh taolo. Shu badbaxtlikdan qutuladigan yo'lni ko'rsatyapti, qarang. Allohning marhamatini qarang. Yana bizga najot yo'lini ko'rsatyapti. Lekin ular uchta amalni qilsin, kechiraman deyapti. Uchta amalni qilsin. Birinchisi tavba qilsin. Bu qilgan jinoyatlarini tark qilsin. Haqni yashirishlik badbaxtidan qaytsin. Degan amallariga pushaymon bo'lsin. Qaytib bunday rasvolik, bunday xiyonat va jinoyatni qilmaslik uchun azm qilsin. Bu birinchisi. Tavba shu. Ikkinchisi aslahu. Avvalo o'zlarini isloh qilsin bular. Undan keyin haqni gapiradigan bo'lsin. Haqqa chaqiradigan bo'lsin. Va so'zlarini, amallarini tuzatsin o'zlarini. Va qilgan fasodlarini ham tuzatsin. Masalan, yahudiylar yahudiy millatini islomga dushman qildimi? Endi ularni olimlari biz tavba qildik, bundan qilgan deyish bilan bitmaydi. Yahudiy millatini isloh qilishlik kerak. Insonlar sizlarni biz adashtirdik. Sizlarni Qur'onga dushman qildik. Muhammad alayhisalomga dushman qildik. O'zlarni tuzatinglar. Noto'g'ri yo'ldasizlar. Sizlarni noto'g'ri yo'lga boshlab qo'ydik. Biz ularni tuzatishga harakat qilamiz. Tuzatishga harakat qilasiz, ular qabul qilmasa, undan sizdan gunoh ketadi. Isloh qiling degan. O'zingizga albatta isloh qilasiz, chunki o'zingizga o'z hokimsiz. Boshqalarni ham tuzatishga harakat qilasiz. Bu bilan ham bitmaydi. Va bayyanu bayon qilib berasiz hammasini. Aytasizki, men oldingi fatvolarimda yolg'on gapirganman, noto'g'ri gapirganman, xato fatvo berganman. Masalan, yahud nasroniylar aytadiki, biz Tavrot, Injilni buzdik,
Sizlarga noto'g'ri tarjima qilib berdik, noto'g'ri tafsir qilib berdik. Tavrot va Injilni o'zgartirib tashladik, o'zimiz xohlagandek qilib tarjima qildik. Sizlarni aldadik, xiyonat qildik. Aslida Islom haq din, Muhammad alayhisalom haq payg'ambar, Qur'on haq kitob deb bayon qilishlari kerak. Hammasini o'zini qilgan jinoyatiyu va aslida haq nima shuni bayon qilib beradi. Shu 3 ta amalni qilsa, keyin faulakatu alayhim. O'shalarning tavbasini qabul qilaman deyapti Alloh. Bu chunki jamiyatga tegishli bo'lgan masala bu, jamoatga, ko'pchilikka tegishli. Buning uchun faqatgina tavba qilganingiz yetmaydi. Masalan, sizni bir odatingiz bor, ko'chaga chiqqaningizda ha deb degan ayollarga qaraverasiz. Bu sizni shaxsiyatingizga tegishli bo'lgan narsa. Buni tavba qilsangiz, pushaymon bo'lsangiz, qaytib qilmaslik uchun azm qilsangiz, bo'ldi, afsuslansangiz, bo'ldi, yetadi. Shu tavba kifoya qiladi. Isloq qilish, bayon qilishlik shart emas. Men kecha shunday qilib yurdim. Endi kiringlar, hamma bir ko'rib olsin. Demaysiz. Ammo bu jamiyatga tegishli, jamoatga tegishli masalalarda tavbani o'zi kifoya qilmaydi. Isloq qilasiz endi. O'zingizga va jamoatni isloq qilishga harakat qilasiz. Pulingizdan kelgan uchun. Va hamma narsani ochiq-ochiq bayon qilasiz. Keyin Alloh taolo tavbangizni qabul qiladi. Shunda ham Alloh taolo tavbangizni qabul qilyapti, bu katta ne'mat bu. Qarang, yana sizni o'ziga chaqiryapti Alloh taolo. Allohning marhamatini qarang. Va men tavbalarni ko'p qabul qiluvchi zotman. Shunchalik eng katta badbaxtlarni ham tavbasini qabul qilyapti. Ar-Rahim, mehribonman deyapti Alloh taolo. Mu'minlarga menga ishongan, mendan qo'rqqan va meni savobimni, rizomni, jannatimni umid qilgan kishilarga men mehribonman deyapti. Rahimman. Rahman demayapti, chunki rahmat sifatini Alloh taolo kofirlarga ham marhamat qilaveradi. Lekin rahim deb mu'minlarga xosligini ifoda qilyapti. Endi biz ichimizdagi haqqoniy va robboniy olimlarga dushman bo'lgan mullalar, haqni gapirgan olimlarga dushman bo'lgan xoin olimlar. Ular ham tavba qilishlik kerak, isloh qilsin va hammaga bayon qilib bersin. Agar o'zi yurgan diyorlarda aytilmayapti turgan bo'lsa, hijrat qilsin. Boshqa diyorlarga borsin-da, ana Alloh taolo TV degan, radio degan, internet degan imkoniyatlarni yaratdi, ularda chiqib aytsin. Men falon mamlakatda yashaganimda falon fatvolarni berganman, yolg'on fatvolar bular. Noto'g'ri fatvolar desin. Bayon qilib bersin. Agar Allohdan qo'rqsa, Allohning la'natidan qo'rqsa, butun koinotni la'natdan qo'rqsa, aytsa-ki, "Yo, menga shu hozirgi maoshim yaxshi menga. Mercedeslarni minib yuribman bo'ladi menga. Butun koinot la'natlasa, la'natlaversin. Podshohimizni roziligi yetadi menga. Mansabim yetadi. Shu siyosat, shu hukumatni rozi qilganim yetadi desa, unda o'zi biladi. Buni yo'li ma'lum. Agar Allohdan qo'rqsa, zarra qadar iymoni bo'lsa, tavba qilsin, isloq qilsin, bayon qilsin. 161-oyat. Innal ladzina kafaru va matu va hum kuffarun. Ulaika alayhim la'natullohi. والملائكة والناس اجمعين البتة كافر بوغانلار و اوزلاري كافر حالاتلاردا اولغانلار اوشلار اولار үчүн Аллахнын лаанаты ва фаришталарнын ва бүтүн инсонлорнун лаанаты бар деп айткан Аллах. Сүйүтүнүн тафсири иннал лазина кафару ва мату ва хум куффар. Хана албатта кафир бўлганлар va o'zlari kofir holatda o'lganlar. Lahum kuffarun hol bo'lyapti bu. Ma'tudayi humzamidan. Bog'dan. Ulayka alayhim la'natullohi val malaikati van nas ajma'in. O'shalar ularga Allohning farishtalarining butun insonlarning la'nati bordir. Ay hum mustahiqun zalika fid dunya val oxirah. Ya'ni ular shu kofirlar dunyoda ham oxiratda ham hammaning la'natiga haqlidirlar. Van nas qila amun va qila mu'minun. An-nas kalimasi esa va an-nas ajma'in deydi, butun insonlar. Ba'zi tafsirlarda mu'min umumiydir deydi, butun insonlar. Musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, mu'min bo'lsin, hammasi. Yana ba'zi tafsirlarda esa faqatgina mu'minlar deb aytildi. Kengroq tafsiri, ya'ni bu oyatni yuqoridagi oyatga nima aloqasi bor? Alloh taolo haqni yashirishlik, haqni o'zgartirishlik qanchalik yomonligini aytdi va
yana tavba yo'lini ko'rsatdi, qaytadigan yo'ldi. Shundan keyin bir odam qaytmasa, demakki kofirda u. Kofir. Mana shu kofirlar va hamma kofirlar. Ikkita tafsir. Bundan oldingi oyatlarda tegishli bo'lgan masalalarda yashirib yurgan kofirlar u va mutlaqo butun kofirlar. Kufrda o'lsa ular. Tavba qilmasa. Alloh taolo shunchalik tavbaga chaqiryapti. Tavbaga chorladi. Darvozasi ochiq. Qanchalik jinoyat qilsang, yana tavba qilsang, tavbani qabul qilaman deyapti. Shunda ham kelmasa, kufr holatda o'lsa bular. Ya'ni kufrda o'lganligini ham aytayapti Alloh taolo. Hozirgi kofirlar da hozirgi holatida emas. Chunki bir kofir hozir kofir bo'lib, ammo ertaga tavba qilib islomni qabul qilishi mumkin. Ya bir oydan keyin, bir yildan keyin, besh yildan keyin iymonga kelishi mumkin. Alloh taolo ularni aytmayapti. Va ma tu va hum kuffar. Kofir holatlarida o'lganlar. Kofir bo'ldilar va kufrda ketdilar. O'shalarga Allohning la'nati bordir. La'natulloh mana ism bo'lib kelyapti. Allohning la'nati deb ismni bilasizlar, istimrorga dalolat qiladi, davomiylikka. Doim ularga Allohning la'nati bor. Dunyoda ham oxirat. Doim. Ulardan kesilmaydi. To'xtamaydi ulardan la'nat. Va butun farishtalar, Alloh saqlasin, farishtalar. Farishtalik nuridan bo'lgan mahluqlar doim siz la'nat degan bo'lsa. Va nas ajma'in va butun insonlar. Ajma'in ta'kid bo'lib kelyapti albatta, hamma butun degan ma'noda. Insonlarda ikkita tafsir bo'ldi. Biri faqatgina mu'minlar, ikkinchisi butun insonlar. Yuqorida ham aytdik buni. Mo'minlar albatta birinchi o'rin la'nat qo'ydi. Alloh la'natlagan kishini biz ham la'natlaymiz. Nima uchun la'natlamaydik? Ba'zan ba'zi sufilar bizga e'tiroz qiladi. Sizlar nimaga la'nat deysizlar? La'natlash joiz emas-ku deydi. Nimaga joiz emas? Alloh la'natlayapti-ku. Farishtalar la'natlayapti. Muhammad alayhisalom la'natlagan. Butun payg'ambarlar la'natlagan. Biz ham la'natlaymiz. Ya'ni Alloh va Rasuli la'nat bo'lsin degan kishilarga biz ham la'nat bo'lsin deymiz. La'natdan islom qachon man qilgan? Alloh va Rasuli man qilgan holatda la'natlasangiz u joiz emas. Bo'lsa mana Qur'on hadisda kelyapti, Alloh taolo la'natlayapti. Farishtalar va butun mu'minlar la'natlayapti. Ularga yetishyapsiz siz. Endi annas butun insonlar bo'lsa, kofirlar, yahudiylar, nasroniylar. Ular qanday bo'ladi? Degan savol keladi. Ular qiyomat kunida la'natlashligi aniq. Chunki hali keyingi suralarda keladi, Alloh taolo ochiqchasiga aytadiki, oxiratda kofirlar bir-birini la'natlaydi. Aniq, oxiratda bir-birini la'natlashadi. Va qabrda ham la'natlashligi aniq. Hadislarda kelgan. Va o'lib turganida ham la'natlashligi aniq. Hatto ruhi jasadini, jasadi ruhini la'natlaydi. Endi tirik holatidachi? Tirik holatida desangiz, ba'zi aytadiki, yo'q, tirik holatda kofirlar bu kofirlarni la'natlamaydi deyishadi. Endi qo'llab-quvvatlashyapti-ku. Ba'zi olimlar aytadiki, ular ham la'natlaydi. Ular ham la'nat bo'lsin deydi. Qanday qilib? O'zlari his qilmagan holatda. Hali yuqoridagi hayvonlar, qushlar, hasharotlar to'g'risida aytganimizdek, kofirlarning boshiga balo keladi, musibat keladi, azob keladi. Lekin ular aytadi, azob kelishiga sababchi bo'lganlar, musibat kelishiga sababchi bo'lganlar, balo kelishiga sababchi bo'lganlar, la'nat bo'lsin deydilar. Va duo qilishadi. Bu baloga, azobga, musibatga kim sababchi? Kofirlar. Dunyoda ham la'natlayapti demak. Va aytgani yuqorida aytganimizdek, butun mavjudot la'natlaydi, butun mavjudot. Koinotda nimaki bor bo'lsa, hammasi kofirlarga la'nat bo'lsin deydi. Modomiki butun koinot la'nat bo'lsin deb tursa, sizga rahmat bo'lsin deysligingiz joiz emas. Shuning uchun ulamolar aytadiki, kimki kofirga rahmat bo'lsin desa, falonchiga Allohning marhamati bo'lsin. Alloh rahmat qilsin desa, kofir bo'ladi. Yoki kofir to'g'risida Alloh undan rozi bo'lsin desa, kofir bo'ladi. Yoki kofir to'g'risida Alloh unga barakat bersin desa, kofir bo'ladi. Bu oyatda mutlaqo ziddini gapirgan bo'lasiz-da.
Allah aytdi ki, men la'natlayman deyapti. Bütün la'natlaydigan narsalar la'natlaydi desangiz, siz u unga barakalla deb tursiz. Alloh barakat bersin senga deb tursiz. Allohni barakati bo'lsin senga deb tursiz. Siz Alloh va rasulining dushmani bo'lasiz. Shuning uchun kofirlar haqqiga bunday duolar qilinmaydi. Kofirlar haqqiga tirikligida Alloh uni hidoyat qilsin deb duo qilinadi. Hidoyat duosini qilasiz. Bütün ularga Allohning rahmati bo'lsin, barakati bo'lsin, rizosi bo'lsin, ishingiz joiz emas. Biz o'zbeklarda odat deb qo'ygan bir insa yaxshilik qilsa rahmat deydi. O'tgan darslarda aytdim, bu rahmat degani rahimaka Allohu rahmatan degani. Senga Allohning rahmati bo'lsin degani. Demak, bir kofir sizga yaxshilik qilsa unga rahmat demang. Joiz emas. Nega kofirga rahmat deyapsiz? Tashakkur deyishingiz mumkin. Tashakkur. Menga yaxshilik qildingiz. Yoki hadaka Alloh. Alloh seni hidoyat qilsin. Deyishingiz mumkin. Lekin kofirlarga, mushriklarga rahmat demang. O'zi iymoningizga xato bo'ladi. Yoki kofirlar, mushriklar bir yaxshi ish qilsa, barakallar demang. Kofir bo'lib qolasiz. Yoki Alloh rozi bo'lsin sendan demang. Joiz emas bular. 162-chi oyat. Xolidina fiha la yukhaffafu anhumul azab va la hum yunzarun. Bunda abadiy qoluvchi holatlarda ulardan azob yengillashtirilmaydi va ular qaralmaydilar, muhlat berilmaydilar. Suyutining tafsiri qolidina fiha ay al-la'nati wan-nari al-madluli biha alayha. Qolidina fiha degani unda abadiy qoluvchilar degan la'natda. La'natda abadiy qolgan holatlarida. Kafirlar lanetta abadiy qolishyapti. Abadiyan, qarang. Buni nihoyasi yo'q. Jahannamda abadiyan Allohning la'natida qolishyapti. Va shu la'natning sababi bilan dalolat qilingan jahannamda. La'nat sababidan jahannamga tushyapti-ku ular. Jahannamda abadiy qolishadi. La'natda va jahannamda abadiy qolishadi. La yukhaffafu anhumul azabu tarfata aynin. Azob ulardan yengillashtirilmaydi. Bir ko'z harakatcha ham. Bir ko'zni yumib ochadigan darajada qisqa bir muhlatda ulardan azob yengillashtirilmaydi. Walahum yunzarun va ularga qaralmaydi. Yumhaluna li tawbatin aw li ma'zuratin. Va jahannamiylarga tavba qilishlik uchun yoki uzr aytishlik uchun muhlat berilmaydi. Dunyoda muhlat berildi, oxiratda muhlat yo'q. Zamon yo'q. Chunki hammasi ma'lum bo'ldi. Kengroq tafsir qilsak, yuqoridagi oyatning davomi bo'lyapti. Kofirlarga la'nat bo'lsin dedi Alloh taolo. Endi ular xolidin qarang hol bo'lyapti. Ular la'natda abadiy qoluvchi holatda bo'ladilar. La'natda abadiyan qoladilar. O'tgan kofirlar hammasi shunday. Lelin mal'undur. Hozir ham unga Allohning la'nati bo'lyapti. Karl Marks kofirmi? Kofir. Mal'undur, unga Allohning la'nati bo'lyapti. Ana Firavn, Namrud ma'lum. Ana Brusli. Brusli. İmonda ketdimi, kim ko'rdi uni? Yo'q, kufrda ketdi. Kofir holatda o'ldi. U mal'un, unga Allohning la'nati bo'lyapti. Boshqa kim bor yana? Shu mashhur artistlar, futbolchilar, qo'shiqchilar, kofirlari. Agar tavba qilganligiga bir dalil bo'lmasa, shunda ketdimi, endi ularni yaxshi ko'rish joiz emas ekan. Qanday qilib yaxshi ko'rasiz? Alloh taolo va butun mavjudot la'natlayapti-ku uni. Yomon ko'ryapti, bo'g'iz qilyapti, nafrat qilyapti. Siz qanday yaxshi ko'rasiz? Va maqtab yurishibdi. Johil bolalarni qarang, buruslikni maqtab yurishdi. Buruslik bunday ekan, bunday ekan. Yaqingacha Leninni maqtab yurishdi. Qanday Leninni maqtaysan siz? Karl Marx'da hali ham maqtab yurishdi. Yoki faylasuflarni maqtab yurishdi hali ham. Arastu bunday deganiga, Aflotun bunday deganiga. Bular islomda emas edi-ku ular. Kofir-ku ular. Nimasini maqtaysan ular? Joiz emas bu narsalar. Ular Allohning la'natida abadiy qoluvchi holatlaridir. Abadiyan nihoyasi yo'q buni. Fi hadagi ha zamir mana la'natga qaytadi. Lekin yana bir tafsir borki, jahannam degan ma'noda. Jahannamda abadiy qoluvchi holatlaridir.
Bir cehennemde zikri kim yapıyor da? Lanet cehennemde alıp borganlığı için. Yani cehennem diye mana düşünülür. Allah'ın lanetine koyan adam elbette cehennemde var. Kavla cehennemde girgenler ki la yukhaffafu anhumul azab. İkinci bir yaman haletleri azab bunlardan yengilleştirilmiyor. Borgan sen azabı battar okuyordu. Cehennemde birinci girgende ozu şimdi azablanadı ki hadislerde keladı. Peygamberimiz aleyhisselam etediler. Dünyada hiç kendi kıyınçilik görmeyen, hiç kesel bulmayan, bütün nimetlerde içinde yaşayan adam kıyamet gününde cehennemde bir kilgizleri çıkarırlardı. Gümden sorulardı. Dünyada yaşlı kürdüğün yoksa yok. Vallahi. Allah ki kasem edemeyi içemeyi ki ben şu yaşım geçeyi hiç yaşlı kürmedim. Cehennemde az yine kirip çıkkaneye dünyadaki bütün lezzeti esiden çıkıyor. Şimdi birinci girgen halatı şu bu sen. Şimdi azaptı battar buluşunu tasavvur kılınıyor. Bariyen sarı battar okuyorlar. Bir lehze kalın, tarfada ayın diye yaptığın yol çünkü bir nefes aladığın derecede bizi bir muhlet verirler. Bir teneffüs verirler diyen yapıyor. Hadislerde okudularız. Peygamberimiz aleyhisselam dediler ki cehennemdekine otluşudan güde azaplanıp çizelmezden, borgen sana azap battar buluyordu. Yanlış adı ki ya Rabbi bizi bu otluşudan taşkarıya çıkarayım diye. Çıkaydık diye. Güde köp yanın yanına ki Allah Teala onları çıkarır. Ben de çıkıyorlar diye. Bunlar kursağın bulup hani otlu merkezden çekeziye kadar çıkarırlar. Otlu denizden, deniz içinden sahilge çıkartır yani. Çıksa azablarını yaptı, azab bize kaptı. Yürüge çıkışsa, cehennemde sahildeyken ateşte çayanlar, inanlar yaptı. Bunlar bunu görüp kursağın buluşup, ağaçtan bir adam çakmayı yollarlar. Taşlanadı bu yani. İlan çayanlar taşlanadı. Cehennemde çayanlar yan, hasır çekiledi yani. Ablar eşeğini balası çekiledi yani, yüdek ettiler. Kül çakadı. Bu çakkanı şimdi bir yaman ağrıydı ki çakkanı da. Bütün cesedi. Bütün cesedi şimdi yaman ağrıydı. Haliyini azabıya ilan ve çayanlarını azabıya çizilmezden o kişiye kaçırıp gitmedi. Oktan battar o. Hani çakkanı bütün zaharı bedenine kırıp getiriyor. Bütün bedenine terk ederek zahar. 40 yıl geçe azab verir. 40 yıl geçe dörtlü bakırlar. Tınmasan bakırlar. Tınlı bakırlar. Azablar uğradı. Sen üstümüz aşıp gelse sen ne azablanasın? Hiç desen, az olasın. Kırık yıldan kendime buladı. Bütün cesediz yirinler irip gederdi. Her sene de gederdi. Tırıp gederdi. Allah da nasıl yine tekrar yaratır yani. Azap yengilleştirilmedi onlardan. Dinge düşman buluşluk asan derse mi? Yengil derse miydi siz? Dinge düşman buluşluk, haklı yaşırış, haklı yapırmaslık. Bunlar da böyle düzme. Yani bunun bir akıbetleri var ona. وَلَهُمْ يُنْضَرُونَ وَاُولَرِيَ قَرَلْمَيْدِلَرْ Suyuti ettiler ki tavba kılışıya, özür etçiye muhlet verilmeydi, zaman verilmeydi. Bu bir doğru. Yani bazı da dedi ki onları Allah-u Teala karemeydi. Hadislerde hem köp geldi ki وَلَا يَنْزُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günde Allah-u Teala onları karemeydi. Allah-u Teala yüz ögürgen onlardan. Dünyada hem ahirette hem onlardan yüz ögürgen Allah'ın nazarından kayan onlar. Hiç kim onlara yardımcı bulmuyor. Hiç kim onlara karelmeydi. Yani bir arada kelimeyi nüme bulu yapsalar. Yardım kereği mi? Diye nasıl yapıyorlar. Hiç kim karelmeydi. En hak Allah'a. En katlı azaplarını yaptırırken uzu bir yamanlarsa yine sizi hiç kim bir tiyinge almazdan teşebb koyuştuğu gibi ondan battar buluyor. Mesela bir insandı zalimler uçup kamakka girip uğrup azap verirse bu azap elbette. Ama taşkarıda başka mumunlar bunu himaya kılıp bunu çıkarıştığımız gereği çıkarıyorlar, koyuvarıyorlar ise haligin eşsiz kuvvetlenersiz ruhlar. Haligin azapları zenginleşerdi. Doğru. Ama buradan ziyaret diyenek ise anla tarafı sıkıyorlar gitken kelte yiyorlar. Suresi adamlar ne de yap taşkarıda diye. Çünkü ya da mesela ki hem mehdiyatı lanet bulsunlar, yakışı bulsunlar.
hiç kim varıp görmesin, hiç kim oradan görmesin, kanada sırf geçsin diye yaptı bize, ülke ruhan sınıf getirir. Adamlar da bu yapırken yaptı, bizi taşlar koyu yaptırken dedi, halinizi hiç karama yaptırken dedi. Yani kanadaki azaplardan aşık düşerdi. Ölgen üstüye tepki ediyor. Ve lehum yunzarullar ya karanmı, hiç kim karamıyordur. Ve bunu yine bir de tavsiye şu ki, Karıştara uğradığı azab veri yaptırırken hiç karamasından azab verir. Azab sizi uğur yaptırırken adam da karab, ayab, karab vuruşturken ayab uğur yaptırırken. Ama karamasından böyle kağıtta dübün kevle herkese böyle temir falan uğur yaptırırken mesela karamasından. Kaçsız yetiği yapışıyor, köz yetiği yaptın, başsız yetiği yaptın, rümüz yetiği yaptın, karamasından uğur yaptırırken mesela 700 ay yaman azab verir. 163. ayet. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ve sizlerinin ilahiniz bitti ilahdır. Bundan başka hiç kendi hak ilah yok. Rahmandır, Rahim'dir. Yani rahimlidir ve mehribandır. Suyuti'nin tafsiri وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا صِفْ لَنَا رَبَّكَ Kafirler Peygamberimizle bizge uzini, Rabbini sıfatla bilgin, sıfatını ayetip bilgin deyişkeni de şu ayet nazır buldu. Ve ilahukum el mustahikku lil ibadeti minkum ilahun vahidun. Ve sizler taraftan buladığın ibadetke haklı bugün sizlerin ilahiniz bir ilahdır. Vahid diyeni bir diyeni. La nazire lehu fi zatihi ve la fi sifatihi. Allah Teala'nın zatıda ve sıfatlarında onun okşası yok. La ilahe illa hu. Bundan başka hak mabut yok. Huvar rahmanu rahim. Hu rahmandır, rahimdir. Kiyin ve talabu ayetten ala zalike. Kiyin bir ayette değiştirir. Kiyin rah tafsir kısık. Bana suyutiyeti yaptılar. Başka müfessirle remet edildi ki bu ayetin nazır buluşluğunun sebebi kafirler peygamberimiz geldi. Yani bizim ilahlarımız malum. Senin bu zihni ilahiyini bize sıfatını ettik veriyor. Tanıştırıyor deyişiyordu. Bana şu ayet lazım. Şimdi bu ayetini, ötken ayetlerin yani ne alakası var? Ötken ayetlerden malum oldu ki, insanlar ikiye bölünüp gitti. Birincisi, aldığı ayetlerine itaat kılıp Allah'ın yürünü mahkem çöp getirdiler. Bu da necat da. Bunlar saadetli insanlar. İkincisi ise haklı yaşayanlar. Haklı yaşayıp kafir bulup kafir olarak da ölüp gitmeler. Şimdi Allah-u Teala ikilesine meteyip ki sizlerinin ilahiniz bir ilahdır. Saadetli insanlar bunu bildi. Bunlar gibi tekrar etmeyip ki yani sevinsin. Bunlar sevinen bunlar. Elhamdülillah. Kursa bulacak. Şimdi bu kafirler gibi etmeyip ki ey kafirler. Sizlerde ilahiniz bir ilahdır. Allah'tan başka huda yok. Bundan başka mabut yok. O Rahman'dır. Yani, siz soracağız mümkün bu kafirler yine alakası var. Siz bana Er-Rahman'u diyordu Allah bana. Yine Rahman ben diyordu. Kafirler yine merhamet min tarafından buluyor. Kafirler yine rızkını min veriyor ben. Kesel bursa şifasını min veriyor ben. Genellikle min kettakıl yaptı bunu. Alakazalardan min saklı yaptı. Rahmandır o. Rahimdir, mihribandır mu'minler yani. Ey kafirler, kayıtıver Allah'a. Allah'tan başka ilah yok. Uzdarızı zulüm kımeyler. Uzdarızı cehennem yolun kımeyler. Yukarıdaki etken azapları ki uzdarızı mutlala kımeyler. Ne gördün diye zulüm kılasılar uzdarızı. Ne ki uzdarızı ahmaklık kılasılar. Cahillik kılasılar. Sizlerde bir ilahlarız var. Halas. Başka ilah yok diyordu Allah-u Teala. Kafirler de çakır yaptı Allah-u Teala. Kayıtmese, tehdit buladı onlara. Yalnız Allah ilahıdı, onu narazı kıldılar hiç. Ben ayında o tezir diyor. Ve bu ayet müminler için bu saadettir. Müminler bu ayetlerde ise husan buladı. Elhamdülillah dedi. Hakikaten bize fakat yine bir ilahımız var Allah-u Teala. Her kendi halette önce sığınemiz, önce bağlanemiz. Ne hayatımız olsa Allah Teala verdi bize. Ve bu aynı zamanda yani nazil buluştuğu sebebi yakalıp tefsir kılabiliyormuşuz. Kafirlerde davet kılabiliyorum.
mükemmel bir delildir ve Rabbimizi tanıştırdığı sıfatlarıdır. Ey insanlar, sizler de ilahimiz, mabudiniz bir ilahdır. Ahad demeyip, ilahun ahad demeyip. Yeganemez, vahid diyendir diyendir. Başka ilahlar hemmesi batıl. La ilahe illallah. Hemmesi batıl. Allah subhanahu ve teala rahman ve rahim. Allah Teala bana şu kelimeni bütün dünyaya hakim vuruşluğu nasip. Bu kelimeye zıt duyan bütün meselelerde Allah'ın bütün mülkünden yok atıp geçersin.